İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Nikol Paşinyan ve yerli Ermeniler. Batı Ermenistan Başbakanı Garnik Sarkisyan'ın değerlendirmesi. Batı Ermenistan Başbakanı Garnik Sarkisyan, Mevlüt Çavuşoğlu'na cevap verdi. Suriye Dışişleri Bakanı. Şam, Türkiye ile askeri bir çatışma istemiyor. Arap Devletler Ligi Genel Sekreteri, Türkiye ve İran'ı Orta Doğu'da genişlemekle suçladı. 7. Pan-Ermeni oyunlarının ikinci meşalesi Horvilap'ta yakıldı. Hayastan adlı Pan-Ermeni Fonu mütevelli heyetinin yıllık toplantısı 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Birleşmiş Milletler verilerine göre yerküre nüfusu 2050 yılına kadar 9.7 milyar olacak. Nikol Paşinyan ve yerli Ermeniler. Batı Ermenistan Başbakanı Garnik Sarkisyan değerlendiriyor. St. Petersburg'da düzenlenen basın toplantısında Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azeri gazetecinin provokatif sorusuna Artsakh topraklarında Artsakh Ermenilerinin yerli bir halk olduğu hakkındaki cevabını büyük bir memnuniyet içerisinde duyduk ve buna yüksek bir değer biçmekteyiz. Başbakan Paşinyan'ın Artsakh topraklarında Artsakh Ermenilerinin yerli halk olduğu vurgusu bu zamana kadar bu temel soruna en gerçekçi yaklaşımlardan biridir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin basın departmanlığı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Garnik Sarkisyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın huzurunda yaptığı açıklamasına değinerek şöyle dedi. Ermeni halkına karşı uygulanan soykırım hakkında bu görüşmelerin ne zaman, nasıl ve nerede yapıldığına bakılmaksızın herhangi bir tarafla görüşmekte özgürdür. Değil mi ki burada uluslararası antlaşmalar ve sorumluluk gerektiren belgeler mevcuttur. Şöyle ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un bugüne kadar uygulanmayan zorunlu tahkim kararı, dolayısıyla Lahey Kara Savaşları Kanunlarının 18 Ekim 1907 tarihli 4. Anlaşmanın 3. bölüm 42. maddesine göre Wilson'un deklarasyonuyla çizilmiş Batı Ermenistan'ın toprakları işgal statüsünde bulunmaktadır. Bu toprakları Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ne devretmek amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Batı Ermenistan Cumhuriyeti, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve tahkim kararı için resmi başvuruda bulunan diğer 25 ülkelere, dahası Rusya Federasyonu ve Çin'e Dışişleri Bakanları düzeyinde bir uluslararası kongre çağrısında bulunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin basın departmanlığı. RIA.ru ajansının belirttiğine göre Suriye Dışişleri Bakanı Walid Muallem, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile gerçekleştirdiği toplantının sonuçlarını özetleyen bir basın açıklamasında Suriye'nin Türkiye ile askeri bir çatışma istemediğini söyledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin İdlib kentindeki Türk mevzilerine saldırı yapılması durumunda Ankara'nın buna cevap vereceği açıklamasını yorumlayan Muallem, ilk önce bizim ve Türk askerleri arasında bir savaş istemiyoruz. Bu bizim ilkesel duruşumuzdur, dedi. Suriye Dışişleri Bakanı'nın Nisan ayında yaptığı açıklamada Suriye'nin Ankara'dan Halep'in kuzey bölgelerinden Türk ordusunun çekilmesini içeren Soçi Antlaşması'nın uygulanmasını halen beklemekte olduğunu ve Şam'ın ülkesinin toprak bütünlüğünü gerekirse savaş yoluyla güvence altına alacağını ifade ettiğini hatırlatalım. TASS Ajansı'nın Nil News televizyon kanalına dayandırarak verdiği habere göre Arap Ülkeleri Birliği Genel Sekreteri Ahmet Abu Al-Gayt, İran ve Türkiye'yi Arap ülkeleri üzerinde kendi etkilerini yaymak için Orta Doğu'da işgal eylemleri yapmakla suçladı. Al-Gayt, İran ve Türkiye sınırlarının ötesinde herhangi bir hakka sahip olmadan genişlemeci bir politika izliyorlar dedi ve Türkiye'nin Neo-Osmanlıcılığının pençesinde siyasal İslam'ı zorladığını söyledi. Pan-Ermeni oyunları meşalesi Grigorlu Savor için Kandilinden Horvirap'ta yakıldı. Meşale olimpiyat şampiyonu Artur Aleksanyan tarafından yakıldı. Aleksanyan sporun Ermenileri birleştirmek için bir araç olduğunu belirtti. Pan-Ermeni oyunları Dünya Komitesi'nin basın departmanlığından yapılan açıklamada meşaleyle birlikte düşmanlara inat ülkemizi geliştirmek, geçmişi asla tekrarlamamak için bütün olayların üstesinden gelmek olan güçlü Ermeni krallarının mesajı iletildi. Horvirap kalabalıktı. Törene hayran kalan insanlar arasında ayrıca yabancı ülkelerden gelmiş soydaşlarımız ve yabancı misafirler, çocuklar da dahil olmak üzere herkes çok etkilenmişti.
Pan-Ermeni oyunlarında bu kez sembolik 3 meşale yakılması planlanıyor. Bunlardan biri günler önce Batı Ermenistan'ın Musa Dağı'nın yamacında yakıldı. İkincisi burada Horvirap'ta, üçüncüsü ise birkaç gün sonra Arsah Cumhuriyeti'nin Dikranager şehrinde yakılacak. Ardından meşaleler 6 Ağustos'ta 7. Pan-Ermeni oyunlarının açılış töreni sırasında Arsah Cumhuriyeti'nin başkenti Stepanakert'te birleşecek. Hayastan adlı Pan-Ermeni Fonu Mütevelli Heyeti'nin yıllık toplantısı bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın başkanlık ettiği oturumda katılımcılara Fransalı Ermeni şarkıcı Charles Aznavour'un anısını anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulunmayı önerdi. Hayastan adlı Pan-Ermeni Fonu Mütevelli Heyeti'nin yıllık toplantısına Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan, Arsah Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan ile Ermenistan, Arsah ve diasporadan gelen diğer üst düzey yetkililer katılmaktadır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanlığı'ndan aktarılan bilgiye göre, yerkürenin nüfusu yaşlanmakta ancak insan sayısının 2050 yılına kadar 9.7 milyar seviyesine ulaşması beklenmektedir. Yeni tahminlere göre nüfusun tahmin edilebilir büyümesinin yarısının fazlasından 9 ülkenin sorumlu olacağı öngörülmektedir. Bu ülkeler özellikle Hindistan, Pakistan, Nijerya, Kongo, Etiyopya, Tanzanya, Endonezya, Yugoslavya ve Amerika Birleşik Devletleri. Rapora göre dünya nüfusu, yaşam süresi ve doğum oranındaki artış nedeniyle yaşlanıyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Agunk adlı Ermeni folk topluluğundan Artsakhi Galerk adlı eseri sunuyoruz. Ali Koda Haralım, Kanlı Taza Karalım. Ali Koda Haralım, Kanlı Taza Karalım. Pandemika Hortnayla, Zorşila Kopiralım. Yürüten Başlayın Nazlatin, Kavi Kukes bahtına, bana kukes bahtına, bana kukes bahtına. Gemiye kazay gönü, ver haşan el bahtına. Haşan ali kazati, tome mi kazati, haşan ali kazati, tome mi kazati. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.